Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çingene şalvarını tanıtacağım. İsmine çingene şalvarı diyoruz arkadaşlar. Bakın renkli ve damarlı yaprakları var. Biliyorsunuz ben yeşil bitkilerin içinde özellikle böyle renkli bitkilere bayılıyorum. Bunlar satış için geldi. E tabi ben rahat durur muyum? Satışa gelen türleri hemen öncelikle kendime ayırıyorum biliyorsunuz hele de renkli yapraklara sahipse kesinlikle öncelikle kendime dikiyorum. Henüz satışa koymadım bu bitkileri. Bakın hemen toprağı arkadaşlar nasıl keçeleşmiş biliyor musunuz? Bakın bu bitkiyi bu şekilde eğer ki bahçemizde bırakırsak bunu, bu bir ay bile yaşamaz. Toprağı acayip keçeleşmiş. Bakın şöyle elimle bile açarken çok ciddi zorlanıyorum altından. Ben bunu bahçeme dikeceğim arkadaşlar. Umarım iki köktür. Ya da dalından dikerim. Dalından da çabuk köklenen bir tür. Özellikle iki saksıya dikeceğim arkadaşlar. Birini gölgeye koyacağım. Birini güneşe koyacağım. Çünkü internetteki bilgilere bakarsanız bazı arkadaşlar güneşte durması gerektiğini, bazı arkadaşlar gölgede durması gerektiğini söylemişler. Ama ben birebir şahitim. Benim komşumun vardı Bodrum'da. Ve tam gün güneş alan bahçede ekiliydi ve inanın o güneş şalvarı O kadar büyümüştü ki bir metreye yakın bir boyu vardı, ee, yarım metreye yakın bir çapı vardı. O kadar güzel olmuştu ki çok gösterişli görünüyordu bahçede. Ben bahçeye dikmeyeceğim tabii ki, saksıya dikeceğim. Fakat birini daha bol güneş alan, birini de biraz daha dolaylı güneşten faydalanan bir yere alacağım. Bakalım takipte kalalım arkadaşlar, nasıl daha iyi gelişecek? Ee, hepimizin sonuçta bölgeleri farklı. Bahçelerinin e, yapıları farklı, rüzgar alışları farklı. O yüzden bakım bilgileri bazen kendi bahçemize göre de değişebiliyor. Çok da köklerini hırpalamadan arkadaşlar hemen ben bunu alacağım. Yalnız ayırırken. Aa şu ikinci kökmüş arkadaşlar buna sevindim bakın. Yoksa çelik ekecektim bir tane. Evet iki köklüymüş ama biri küçük biri büyükmüş. Şimdi bunun kökünü buradan ayıracağım. Şunu şuradan tamamen çıkarmam lazım. Ben genelde farklı bitkiler edindiğimde arkadaşlar denemeler yaparım. İşte farklı topraklara ekerim, farklı konumlarda konumlandırırım. Denerim öncelikle eğer ki bitkiyi çok iyi tanımıyorsam. Özellikle şu anda konumumu tanımıyorum. Buraya biliyorsunuz Kasım ayında taşındım. Henüz burada yazları nasıl olur? Mesela bu sene kışı bilemediğimiz için çok zararlar gördük. Şu anda da ilk yazımız bu sene. Yaz konusunda da çok deneyimli değiliz. Bakın bu şekilde köklerini ayırdım arkadaşlar. Hemen saksıma koyacağım. Etrafında toprağımın içinde de arkadaşlar Yanlış hayvan gübresi var, bahçe toprağı var, orman toprağı var. Tabi biraz da sukulent toprağı var. Karışık bir toprak elde ettim. Toprağımı hemen dikeceğim. Bakımı kolaydır aslında. Daha önceki yıllarda yetiştirmiştim suyu bir tık seviyor arkadaşlar diğer bitkilere göre aslında kolyos bitkisi gibi bakabilirsiniz kolyos bitkisi bakımı var e, bir dünya kaktüs kanalında bu videonun altına da o e, videonun linkini bırakırım oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar bakar mısınız çok gösterişli görünüyor Allah aşkına rengin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel görünüyor Evet bu aslında küçük bir dal oldu. Saksıya saksı sanki büyük mü gelir bilemedim ama hazırladım artık dikeyim arkadaşlar. Bakalım hem takipte kalırız. Nasıl gelişecek? Çünkü küçük bir kök varmış ayrı olarak. Şimdi tekrar küçük bir saksı hazırlamak istemedim açıkçası. Toprağımda anca yetecek zaten buna. Hatta bir tane de şimdi bir yerinden çelik alıp bunun yanına gömelim. Bakalım o çelik de ne kadar sürede köklenecek arkadaşlar. Hem takipte kalmış olalım. Evet bunu da diktim. Hemen bundan şimdi bir tane çelik alacağım. Şöyle büyük dallarından bir tanesini keselim. Bakın şu dalı şuradan keseceğim arkadaşlar. Şöyle bir dal aldım üzerinden. Hemen bunun yanına şuraya ekeceğim. şu şekilde tabi bunlara şimdi can suyu da vereceğiz arkadaşlar iki gün üç gün ben böyle saksı değişimi yaptığım bitkilerde ilk iki üç gün arkadaşlar can suyunu verip daha gölge bir alanda tutuyorum daha sonradan güneşe alıştırarak çıkarıyorum çünkü şimdi bu bitkiler bize seradan geldi elimize ulaştı güneşe alışkın olmayabilir Artı konumumuza alışkın olmayabilir. Ee, birçok arkadaştan çok mesaj alıyorum. Bitkimin saksını değiştirdim. Bitkimin yaprakları soldu, yapraklarını tamamen aşağı bıraktı. Neden böyle oldu diye. Arkadaşlar düşünsenize. Alışmış olduğu topraktan bitkiyi ayırıyoruz. Yeni bir toprağa dikiyoruz. Yeni bir konuma geliyor. Alışkın olmadığı bu çevreye alışması, toprağa alışması haliyle birazcık zaman istiyor. O yüzden bitkimize biraz zaman tanıyacağız. Can sularını verip gölge bir alana alacağım bunları. En az bir hafta takipte kalacağım, gözlemleyeceğim. Herhangi bir sorunu var mı, bir şey var mı? Daha sonradan adım adım güneşe alıştırarak bitkimi çıkarırsam bitkim hiçbir şey olmaz. Çünkü o bir hafta içinde toprağına alışmış olacak, evimizin konumuna alışmış olacak. Daha sonradan da güneşe aldığımızda bitkimiz e, istediği gibi büyüyüp güzelleşmeye devam edebilecek. Yani her zaman e, özellikle çiçek bakıyorsak. Bitkilerimize zaman vermeliyiz çünkü onlar da aslında bir nevi bizler gibi ortama alışmaları maalesef zaman alıyor arkadaşlar çok çabuk olmuyor. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar kendinize çok iyi bakın diyorum aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından sorarsanız sevinirim hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.